Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Aksaray Belediyesi tarafından 4-6 Mayıs tarihleri arasında Kılıçarslan Parkı'nda düzenlenen Gençlik Festivali Grup Kolpa'nın konseriyle sona erdi. Binlerce gencin ve vatandaşın 3 gün boyunca gönüllerince eğlendiği Gençlik Festivali'nde Başkan Yazgı önümüzdeki yıllarda festivalin daha kapsamlı bir hale dönüşeceğinin sözünü verdi. Mayıs Cuma günü büyük bir coşkuyla başlayıp ve 3 gün boyunca aralıksız devam eden 2. Aksaray Gençlik Festivali sona erdi. İlk gün renkli açılış töreniyle başlayan festival, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin ilk gününde Elif Kaya konser verdi. Festivalin birinci gününde ayrıca kadın, erkek, genç, yaşlı tüm Aksaraylılar etkinlik alanında geleneksel sokak oyunları başta olmak üzere paintball, 12D sinema, genç sahne ve mini konserler, okçuluk, PlayStation, el sanatları ve teknolojiden müziğe kadar her yaşa uygun birçok etkinlikle eğlendi. El sanatları atölyeleriyle farklı standları tek tek ziyaret eden Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, gençlerle birlikte etkinliklere katıldı. Düzenek bu. Kıyafetler böyle. Aksaray'ın en kapsamlı gençlik festivalinin ikinci gününde de etkinlikler hız kesmeden devam etti. Gençlerin yoğun ilgisiyle devam eden festivalde akşam ise pop müziğin sevilen ismi Buray sahne aldı. Havai fişek gösterileri eşliğinde konser ve diğer etkinlikler gece geç saatlere kadar sürdü. Festivalin son gününde de eğlence eksik olmadı. 3 gün boyunca çok sayıda etkinliğe ve konsere ev sahipliği yapan Gençlik Festivali Kolpa konseriyle sona erdi. Kılıçarslan Parkı'nda düzenlenen festivalde sahne alan isimleri katılımcılarla birlikte izleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, kapanışta binlerce Aksaraylı'nın sevgi gösterileriyle sahneye çıktı. Şehrimizin güler yüzlü başkanı Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya sevgili Buray'a teşekkürlerini bildirmek üzere huzurlarınızı arz ediyoruz efendim. Kapanış konserinde kısa bir konuşma yapan Başkan Yazgı, 3 gün boyunca çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlenen gençliği ve vatandaşları selamlayarak bu ikincisini düzenledikleri festivalin geleneksel hale geleceğinin müjdesini verdi. Ben şunu çok açık yüreklilikle itiraf etmek istiyorum ki gerçekten de hepinizi çok seviyorum. Ve şunu söylemek istiyorum.
teşekkür ederim. En güzel, en büyük sizlersiniz. İyi ki sizin başkanınızım. İyi ki size hizmet ediyorum. İyi ki sizin için çalışıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Geçen sene ilkini yapmıştık. Bu sene ikincisini düzenledik. Ve Allah nasip ederse ve sizler de isterseniz 3, 4, 5 sonuna kadar gidin. Başkan Yazgı, daha kapsamlı ve geleneksel hale getireceğimiz festivalimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyorum dedi. Başkan Yazgı'nın konuşmasının ardından konserine devam eden grup Kolpa canlı performansıyla tam not aldı. Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Festivali, havai fişek gösterileri eşliğinde görkemli bir kapanışla sona erdi. Aksaray Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılan sosyal yardım kartı dağıtımı Ramazan ayında da sürecek. Aksaray Belediyesi Ramazan ayı süresince 3000 aileye sosyal yardım kartı dağıtacak. Aksaray Belediyesi 11 ayın sultanı Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde her yıl olduğu gibi bu yılda günler öncesinden hazırlıklarına başladı. Aksaray Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ilk orucun tutulacağı 16 Mayıs Çarşamba gününden itibaren 3000 aileye 50 lira tutarında sosyal yardım kartı dağıtılacak. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri başarılı bir sistemle düzenli aralıklarla dağıtımına devam ettiği sosyal kartları Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Kredi kartı formatında hazırlanan ve belediye tarafından belli miktar para yüklenen bu kartla ihtiyaç sahipleri gıdadan temizlik malzemesi harcamalarına, anlaşmalı marketlerden harcamalarını yapabilecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanında olmak için azami gayret gösterdiklerini ve bu yaklaşımı bir yaşam ve yönetim tarzı olarak belirlediklerini vurgulayarak Ramazan ayında yapılan desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yazgı, geçmiş yıllarda gıda maddelerinden oluşan bir paket hazırlayarak ihtiyacı olana ulaştırıyorduk. Ancak pek çok vatandaşımızdan ihtiyaçlarının farklılık gösterdiği yönünde talepler aldık. Bunun üzerine her vatandaşımızın harcamasını kendilerinin seçmesine karar verdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza başlattığımız sosyal yardım kartı uygulamasıyla özellikle kadınlarımız markete giderek istediği ihtiyaç malzemesini artık kendisi temin edebiliyor. İnşallah ihtiyaca göre bu karttan istifade eden aile sayısı artacak, bütçe imkanına göre de her geçen gün desteklerimiz artacak dedi. Aksaray Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ekipleri Ramazan ayında 3000 aileye sosyal yardım kartı dağıtmanın yanı sıra kumanya bağışında bulunan hayırseverlerin kumanya paketlerini de yoksul ailelere ulaştıracak. Aksaray Belediyesi paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi sosyal yardımlar dışında Ramazan süresince çeşitli iftar ve konser programları düzenleyecek. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin yıl sonu gösterilerine katıldı. Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen minik öğrencilerin yıl sonu gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu gösterisi Aksaray Kültür Merkezi'nde yapıldı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, çocuk ve gençlere hayranlığını ifade ederek, "Çocuklar bizim geleceğimiz, onlar için ne yapsak azdır" derken, büyük bir özveriyle çalışan minik öğrencilerin yaptığı gösteriler, protokol ve ailelerini coşturdu. Ben şunu söylemek istiyorum, bu anaokullarımız o kadar güzel yetiştiriyorlar ki çocuklarımızı, hangi program olursa olsun, hangi etkinlik olursa olsun, karşılaştığında kendilerinde muhteşem bir özgüven var. Hissettiklerini, istediklerini o kadar güzel ve rahat bir şekilde anlatıyorlar ki ben hepsine hayran oluyorum. Hatta bana, başkanım şunu da şöyle yapsan, bunu da şöyle
istediğimizi görüyorum. Buna tabii değerli annelerimizin, babalarımızın çok büyük katkıları var. Ama değerli hocalarımıza da, burada huzurlarınıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Nilperen Özcan Koçak ve öğretmenlerin çalıştırdığı Mavi Ay, Çalışkan Arılar ve diğer sınıfların minik öğrencilerinin modern dans performansları ilgiyle izlendi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye'de kadın ve erkeklerin tapu sahipliği oranlarını açıkladı. Buna göre Aksaray'da kadınların gayrimenkul edinimi ve parsellerdeki tapu sahipliği %37. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Türkiye'deki 57,1 milyon parselden %63'ünün erkeklerin, %37'sinin tapusunun ise kadınların üzerinde olduğunu belirtti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 2018 itibariyle Türkiye'nin tamamında 57.148.995 parsel, bağımsız birim, iş yeri, arsa, tarla bulunuyor. Bu parseller üzerinde görünen toplam malik sayısı ise 151.648.721. Bu parseller üzerinde 95.680.639 erkeğin ismi, 55.608.082 kadının ismi yer aldı. Toplam gayrimenkul tapusunun %63'ü erkeklerde, %37'si ise kadınlarda bulunuyor. Kadınlar bölge bazında bakıldığında ise doğuya gittikçe parsellerdeki söz sahipliğini erkeklere bırakıyor. Buna göre Aksaray'da kadınların gayrimenkul edinimi, parsellerdeki sahiplik oranı %37. İl bazında bakıldığında ise kadınlar parsel sahipliğinde %43 oran ile erkeklere en çok Bayburt, Burdur ve Çankırı'da yaklaşabildi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2017 konut sahipliğinde ise yine erkeklerin en fazla konut alarak tapu sahibi olduğu netleşti. Türkiye'de 2017 yılında erkekler 837.928, kadınlar 409.453 konut sahibi oldu. Türkiye genelinde 2017 yılında erkekler %59,4 pay ile 837.928, kadınlar %29,1 pay ile 409.453 konut sahibi olurken, %2,1 pay ile 29.178 konut kadınlar ve erkekler tarafından ortaklaşa alındı. En çok konut satışının gerçekleştiği il İstanbul olurken, en az konut satışının gerçekleştiği iller kadınlarda 29 konut ile Ardahan, erkeklerde 89 konut ile Hakkari oldu. Bu veriler konut sahipliğinde pek çok kategorik bilgiyi netleştirirken, kadın ve erkeklerin tapu sahipliği oranını da netleştirdi. Haber bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.